mahalleleri düşünerek, Bursa'yı düşünerek bana büyük resim çizdi. Onu bir daha tartışılmıyor. Yani bu kültür parka kapılardan girişler erişebilirlik için yeterli mi? Yukarıda bir çekirge mahallesi var, aşağıda bir duvar var, yani bir metro var. Desek herhalde hepimiz hem fikir oluruz. Dolayısıyla Faruk'un demin söylediği şeyin bence aslında önemli bir içeriği var. O da şu. Maalesef öyle yani. Aynı nehirde iki kez yıkanamazsın. Dünya değişti. Daha iyiye doğru gitmiyor. Dolayısıyla benim sadece sizden ricam şu. Bunu kabul edelim. Kültür parkımızda bir beton binalarımız var. Evet. Ya şehrin doğusundan kalkıp batısındaki Mihraplı'ya veya kent ormanına gibi buna benzer daha uzak noktaları tercih etmelerine sebep olan bir şey var, grup var burada. Burada buranın sadece bir gruba ait veya bir kitleye ait olmadığını, Bursa'ya ait olduğunu iyi anlatabilmek çok önemli bence. Mithat Kırayoğlu'ndan sonra Gül Hoca'ya söz vereyim. Ondan sonra bugünkü toplantının odak noktasının kültür parkı kullananları. Yani işletmeciler veya müstecirler. Sivil ayak. Hem de esnaf halinde söylediğim için bir esnafın Bursa'nın ilişkisine baktığımızda kültür parkın başına gelenler ilgisi olduğumuz kaliteli, cebinde parası olan, gelip burada oturacak mekanlara, parkımıza, restoranlarımıza kullanması olsun. Ardından gelecek hafta belli miktarda hocalarımız var. Gelecek haftadan itibaren resme büyük bakmamız lazım. Yani yeni yüzyıl, yeni hikayeler demek. Buranın hikayesi çok güçlü. Kültür park geçmişten. Ama yeni nesli de düşünerek geleceğe taşıyacak çevreyle, merinosuyla, botanik parkıyla, hatta Şenel Bey'in önerisiyle kültür parkı, merinosun ve diğer parkların kendi rolleri bu büyük resim içerisinde nedir gibi konular. Demek mi 3101 bin kişiden bir tanesiydi. Dönem dönem evet, biz de bir yerlerde otururuz, işte amfiteyatroya falan gidiyoruz. Ya bu istişarelerden bir netice çıkacak. Ve bu netice birilerinin canını acıtabilir, beni yanlış anlıyor. Kimsenin işinde ekmeğinde gözüm yok. Ama kültür parkı gerçek manada kazanmak istiyorsak, kültür parkı gerçek manada güncellemek istiyorsak, günün şartlarını yaralamak istiyorsak, gereğini yerine getirmemiz lazım. Burada işi olanlar için burası bir ekmek kapısı. Burada çalışanlar için burası bir ekmek kapısı. Bu şehrin, efendimizin sakinleri için burası bir değer. Biz göreve başladığımız ilk günden itibaren şehrin geneli ilgilenen konuların tamamını istişareyle yürütmeye çalışıyoruz. Hanlar bölgesinde olduğu gibi, diğer alanlarda olduğu gibi. Bugün Bursa'nın ilk parkı ve Allah nur içerisinde yatırsın Reşat Oyal döneminde yapılmış Reşat Oyal Kültür Parkımızla ilgili bir master plan hazırlığı içerisindeyiz. Bildiğiniz gibi kültür park farklı işletmeleri, düğün salonlarından, farklı binaları, çay bahçelerinden, kafeteryalardan, eğlence merkezlerine, oyun alanlarına varana kadar farklı farklı birimleri bünyesinde barındırıyor. Tabii herkesin kültür parkla alakalı bir öngörüsü var, bir isteği var, arzusu var, beklentisi var ama açıkçası bu beklentilerin hiçbiri de birbirine uyuşmuyor desem hiç de mübalağa etmemiş olurum. Dolayısıyla teknik arkadaşlarımızın, özellikle bu konudaki uzman, Türkiye sahasında iş yapan arkadaşlarımızın nezaretinde mimarlarımızla, şehir plancılarımızla birlikte hem buradaki esnafımız, işletmeciler, hem gençler, hem kadınlar, hem akademisyenler konuyu farklı atölye çalışmalarla 5 ayrı grup halinde tartışacaklar, konuşacaklar ve master planımızı hazırlayıp kültür parkla alakalı beklediğimiz gerçek dönüşümü, gerçek değişimi gerçekleştirmiş olacağız. İçinde özellikle yazın çok yoğun bir şekilde kullandığımız amfiteyatromuz da var biliyorsunuz. Yıkılıp yeni bir amfiteyatronun da konuşlandırılmasıyla alakalı bir sürecimizin olacağını ben burada ifade etmek istiyorum. Tabii nihayetinde bu projeyi Bursa'nın dinamikleri belirleyecek. Yani kişisel bir mimarın tasarımından ziyade, özelinden ziyade veya bizim belediyedeki bir arkadaşımızın bizlerin öngörüsünden ziyade bütün Bursalı tarafların katkı ve destekleriyle
projemizi şekillendirmiş olacağız ve önümüzdeki yılda inşallah imalatıyla alakalı çalışmamızı hayata geçirmiş olacağız. Hayırlı uğurlu olması temenni ediyorum. Ben burada kanaatlerini belirten esnaf arkadaşlarımıza da çok teşekkür ederim. Aks oluşması lazım. Yani aksı olmayan, omurgası olmayan böyle devamlı damar gelişiyor. İşte bizden malzemelerim oluyor. Tedarikçi girişi gibi oluyor. Onun haricinde mesela yani Murat Başkan'ın söylediği